İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Acarsoy. Bugün L.A. Noir serimizde ikinci bölümle beraberiz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. En doğrusunu yaptın Cole diyor. Dürüst polislere de ihtiyacı var bu şehrin diyor. Ama diyor Sefa'nın bir işi var diyor. Bir su alsın şuradan da ölmesin susuzluktan diyor. Tamamen böyle dedi ama. Ben anladım adamın demek istediğini. Böyle ifade etmedi ama... Sevdim. Bu şekilde beni düşünmesi gerçekten çok güzel. Şimdi ben de o zaman hayvanlık yapmak istiyorum. 211 durumu ne acaba? Biz gideriz, yakınız dedik. Her boka da atlıyoruz zaten. Silahlı ve tehlikeli. Demek ki silahlı çatışma durumu değil. 211 zaten silahlı olduğunu belirtmez de ekstra olarak. Allah. Şu şeyi kapatabilir miyiz lütfen? Beynimi seviyor ya. Neydi onun adı? Alarm. Bak böyle. Düü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 ü
ediyorum, yemin ediyorum bu kadar. Evet geldik. Ana. Westland Saving and Loans, yani banka burası. Ve dalıyorlar. Banka soygunu. Westlake Breaking ve Credi'ymiş şehrin adı. Alalım silahları. Pompik. This is Pompik guys. Hadi. Dalıyor sadece. Şeyim ateşe ben ya. Aha o da gitti. Saklan oğlum Sefa. Vurulursam şey oluyor tabi. Sen ne yapıyorsun gerizekalı? Yürüye yürüye bankanın içine giriyor. Ben burada ateş ediyorum. Şurada bir herif var. O herif çıksın dışarı. O herif buraya gelecek. Gelmiyor mu? Var ya eminim. Oh son anda. Acı vurma adam. Ben vuruyordum zaten. Spare alın. Koşuyorum. Hah geldik. Kaç kişi var bilmiyoruz. Adam ol, akıllı ol, sakin ol dedi bize. LAPD. LAPD. Nerelerde adamlar var? İki kişi niye dalıyoruz ki? Headshot my friend. Niye iki kişi dalıyoruz onu anlamıyorum. Oo vurdum ama. Ama vurmuştum. Aha yetim kapı orada. Ya buradan pompalıyla ateş mi edilir? Normal bir silah yok mu ya düzgün? Neyse öldürdüm. Bir tane tepede var. Radardan gördüm onu. O da gitti. Tamam mı saçı? We got them all. I think we got them, Cole. Should be all clear. İnceleyelim etrafı. Mermi aldım yerden. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotgun, you're either gonna end up dead or wearing a citation. So I guess it's okay, Ralph. You did well. Lan tek ben öldürdüm. Hiçbir alt yapmadı herif. Arkamı kolladın işte. Ama adamlar öndeydi işte. Sıkıntı orada bence. Oy oy güzel güzel. Aferin. Seninle iyi ortak olduk. Sevdim seni. Evet, konumuz devam ediyor. Güzel bir ev. Ha, ev değilmiş, şeymiş. Bu, askere gittiler ya bizimkiler. Comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. Konu ne? You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war. Savaşta ismimizi duyuracağız. Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? Japonlar bir tek başına mı dalacağım? Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. Whoa, atarlanıyor. I talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Cole Phillips guys değil miyiz o ya? Guys go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Komutansın diye senin geleceğin için askerlerini ölüme gönderemezsin dedi. Adam ol akıllı ol dedi. Aferin. Bize dedi yalnız galiba onu. Emin Cole değilim. Phillips and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Phelps, biziz. Two guys who should have been friends, but their personalities got kişiliklerimiz zıt. Phelps, a good guy. Ben iyi bir adammışım, çabuk kırılabilirmişim. Kelso bir kavgadan asla kaçmayan sessiz bir adammış. Biz de kaçmayız acı. Geri vites yok. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph. Friends who want to stay friends. Dost kalmak isteyenler din ve siyaseti tartışmazlar. Evet, bir de sporu bence. I know that bomb. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Şart tahliyeden çıktı. Bak kaçmasa hiçbir şey yapmayacağız ha. Niye kaçıyorsun? Gel lan buraya. LAPD. Gel buraya. Gidin birbirinizi şapın dedi bize. Ulan ne ara açtık o şeyi? Neremizden çıkarttık o el fenerini?
Üzerine gitmemiz yeterli o şeylerden çıkmak için. Üstünlerinden çıkmak için. Ya lan buraya keltoş. Senin ben önünü kesişini seveyim ya. Dur yoksa ateş edeceğim dedi. Fazla yaklaşmayalım lan. Beynimize tekmeyi geçirebilir. Lan ateş etme biz varız. Heh etmiyor zaten tamam bırakmış. Lan aşağı. Burada Allah'tan merdivenin çıkışında bekleme daha çarpardı suratımıza bir tane. Oğlum sen o keltoşluğunla nasıl çıkıyorsun oralara ya? Aha vurdu. Dedim ama kafamıza vuracak diye. Ağzını yüzünü kıracağım acı senin. O kel kafanı kıracağım. Geliyorum bekle. Nereye atladı lan o? Ha koşuyor hala. Hapiste yeteri kadar kaldım. Kaçmasaydın elleşmezdik. Şart tahliyeyle çıkmışsın. Bir sıkıntı yoktu. Herif nereden gördüm? Gel buraya. Silah milam yok mu benim ya? Herif nereye kaçacak? Aa çok barizdi ya. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Gönder gelsin. Akıt gelsin. Senin o küçük keltoş yumruklarından mı korkacağım diyecektim. Korkutmam gerekebilirmiş. Korunma. Gel bebeğimle. Benim gibi savaşma. Ben korunuyorum da. Kafayı... Yok kafa atma. Olsun. Adam pert. Dedim ama o kel kafanı şey yapacağım diye. Tam senin gibi bir kabat için. Hücre hazırlamış. Oh 10 yıl. Herifi bırakıp kafana dikkat et mi diyorsun lan? O ne öyle misafiri kapıdan geçirir gibi? Ne koştum be? Askerdik oğlum biz. Ne lisesi ne şeyi. Koşu takımı. Evet hikaye devam ediyor. Tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. Doğru karar değer verdiğin adamları öldürtebilir. And your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Phelps biziz. Biziz o. O biziz. Esprit de corps. İşte biz. Takım için sadakatlilik. Sadakatlilikteki insanların notlarını okuyor. Kelso 2. Kelso 2. Sinirlendi. Liderlik notları herkesin. Kelso'nun 1. Kowalski 6. Weiss 5. Yazık lan. E bizim yok mu notumuz? Kendimizinkini de okusaydık. Surat ifadeleri çok güzel değil mi? Gerçekten çok dikkat edilmiş. Oba! Sen üstüne böyle bir şey söyle. Türk ordusunda götünden kan alırlar da. Burada yine ofisi mi? Ofis ne lan? Ofis ne abi? Sanki plazada şeyler, iş adamları götüm. İş adamı götüm. Öyle daha iyi oldu. Her polis için sizi siz yapacak. Kendinizi kanıtlamanızı sağlayacak. Ekipte parlayan bir yıldız olmanızı sağlayacak davalar vardır. Yani önemli davalar. Cesaret ve gelişkenlikle çözülebilen bu davalar sıradan rütbede ve sadece devriye falan filan kaçırdım. Ama çok istekli olmasınız bu davaları çözebilmek ya da davalarda yer almak için. Bu fırsatlar polisleri ya da memurları ya da güvenlik görevlilerinin ön plana çıkmasını sağlar falan diyor. Surat ifadeleri çok güzel ya. Bunun yeni bir oyun olmadığını unutmayın arkadaşlar ama hani 2016 oyun değil 2012 2013 falandır herhalde. Belki biraz daha eski. Belki biraz daha yeni bilmiyorum. Ne çabuk geldin. Ha aynı şeyi söyleyelim. Your first reporting then. Lan geldiğime pişman oldum. İlk rapor nedir ya? Cinayet masası dallamaları gelmedi önce. Bu polis departmanlarındaki yani departmanlar arası birbirlerini sevmemeleri her yerde mi var ya? Yani şimdi adamın üzerine arayacağız. Broad daylight. Crowded street. Cebine bakıyoruz. Bir ödeme şeyi, makbuzu. İsim Galeta üzerine. Galeta diye, C Galeta diye birinin ödemeleri galiba. P Martin var, Cagliari var. Bir sürü. Hepsi aynı zaten. Taksit makbuzuymuş bu arada. Ana, Galeta inci küpe almış.
ödeyen kişiler mi bunlarda? Emin olamadım. Ya da Galeta şey, ödenen kişi... Bilmiyorum, bakacağız. Algılayamadım. Hiç bu tarz bir Taksim mektubu artık kalmadığı için. Hesap cüzdanı vardı eskiden. Ona benziyor bu. Bu cepte bir şey yok. Surata bakalım. Adamın adına konulmuş. Pek bir şey kalmamış herifin. Yakışıklı da herifmiş ha. Yazık olmuş adama. O inç küpeleri alan kıza üzüldüm. Yazıldım ne lan? Elinde de bir halt yok. Lan çalmayın şu kornayı. Arkadaş ben kendi evimin etrafındaki kornalardan bıktım. Oyunda korna çalıyor bu sefer de. Bu elinde de bir halt yok. Tamam. Açalım. Şimdi şurada bir şey parlamıştı. Aha şurada. Parlayan bir şey var diyecektim. Evet, mermilermiş. Shell cases. Looks like 32s. Kaç tane mermi var orada? 2, 4, 5 tane mermi var. Tamam. Bu bizim şeyimiz zaten. Bununla konuşmak için bilmem ne tuşuna bas. Ben memurum. Silah sesleri duydum. Araba fren sesi zannettim. Bir kızın ayakkabı dükkanına girdiğini gördüm. Tamam, ayakkabı dükkanında biri var. Girip bakalım. Başka bir şey unuttuk mu? Ha bir de şuna bakalım. Şöpe attı dedi değil mi? Evet, silah burada. FN Browning. Serial number 01138. Şimdi. Hadi. Hadi. Gideriz oraya da. Tanıkla konuşacakmışız. Tanık varmış. İçeride kız herhalde o da. Yalan söylediğini düşünüyorsan güç kullanmaktan çekinme. Alırım bir daha al. Kanıt olmadan suçlama sıçarız diyor. Doğruyu söylerse iyi ol falan filan. Tamam, bize bildiğin aynı rütbedeyiz. Ortam değil mi lan o? Değil tam. Agus. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? Hala bir tutorial modundayız. Oyunu öğretme modundayız. Bay Gage. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. Everett Gage. And you are? Galeta. Galeta. Aa, Jay Galeta. Aynen bu kız. İsmi yazan kız bu. Şimdi görgü tanığı bağlantısı. Burada sorgularken kıza sorabileceğimiz olaylar var, durumlar var. Ayakkabı dükkanı çalışanı, görgü tanığı, 27 yaşında kadın, kahverengi göz, saç falan filan. Görgü tanığı bağlantısıyla ilgili soruyoruz. Ne oldu lan burada dedik. Öğle yemeği zamanında dükkana bakıyorum. Kıza dikkat etmemiz lazım arkadaşlar, onu unutmayın. Dükkandayken Bay Geç patronumuz içeri girdi ve bağırarak öğle yemeğinden geç kaldığını söyledi. Geri geldik. Sinirliydim. Ön tarafa doğru yürüdüm. Gözleri niye öyle? Bak etrafı kolaçan ediyor böyle. Kaşları kaldırdı böyle. Ya yürü timsah, gözyaşları dökme bana. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Sürekli gözlerini kaçırıyor. Tedirgin, gergin. Zaten hala tutorial olur musun? Sol üstte yalan söylediğini düşünüyorsanız yalan deyin diyor. 3'e basın yalan söylediğini düşünüyorsanız diyor ki 3'e basacağız. Görüyorsunuz gözlerini hep kaçırıyor. Yalan dedik. Yalan dediğimizde mutlaka bir kanıt sunmalıyız arkadaşlar. Niye yalan söylüyoruz diye. Şimdi yalanı kanıtlamak için elimizde bu kanıtlar var biliyorsunuz. Taksit makbuzu kanıtı olacak çünkü kadının ismi vardı ve adamdan çıktı. Solda doğru gördünüz, doğru kararı vermişsiniz yani. Ulan ölü adam var hala küpeleri düşürüyor, düşünüyor. Kalu, Edgar Kalu. Kuyumcuymuş. Yani küpeler ondan alındı. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk. Manipulated, made in Japan. And her şey nikel kaplı çöp. Then what happened? We get back here. Bir yeni bir şüphelimiz var, Edgar Kalu. Mr. Gage clutches at his back. Sırtını tutuyormuş. Bir tane daha duydum. 3, 4, 4 mü saydı? Kaç tane saydı o ya?
Olası cinayet zanlısı. Bakalım. Which jewelry store? Hartfield. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Oh, Bay Kalu ateş etmiş. Mr. Kalu was very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin. Çöp kutusuna attı. Onu doğru söylüyor bak o konuda. And walked away. Vallahi doğru söyledi lan. Çöp kutusuna şey yaptık. Eğer tanık yalan söylüyorsa ama kanıtınız yoksa şüpheliyi seçin. Evet, gözlerini yine şey yapıyor böyle. Kaçırıyor görüyorsunuz. Bir sıkıntı var yani. Bir şey saklıyor kız. Şüpheli diyeceğiz. Doğru seçmişiz. Tell me why Mr. Kalu shot. Ha, nedenini söylemedi o muhabbet. Mr. Gage hates Jews. Yahudi. Herif Yahudiymiş. İkinci Dünya Savaşı ya bir de. Tam Yahudi düşmanlığı en üst noktada. How many shots did you hear, Mr. Toplamda 5 silah sesi olmuştu. Yani 5 tane mermi var en azından orada. And they were so loud. Eğer tanık doğruyu söylüyorsa doğruyu seçin. Doğruyu söylüyormuş. Ama gergin değil gördüğünüz gibi. Hiçbir gergin göz kaçırma durumu yok. Üzgün. Böyle ağlamamak için hani şöyle falan yaparsın ya o modda. Bu da doğru. Kaç tane duydun? Açıkla. Deminki göz hareketleriyle şu andaki göz hareketlerinin farkını görebildiyseniz eğer nasıl bir önem verildiğini yüz şeylerine dikkat edebilirsiniz. Fark edebilirsiniz. Toplam 5. Evet, yerde de 5 tane kovan vardı zaten. Eyvallah canım. Nesi cesur lan? Bu kız yüzünden olmuş her şey. Ya hala kız eşyaları düşünüyor ya. Rütbe artışı için sezgi puanı kazandım. Hala yok küpelerim, yok silahlarım, şey silahlarım ne lan? Yok saatlerim, maatlerim onlarla ilgileniyor. Buralarda bir şey var mı? Aa, gazete. Yok, gazete değilmiş. Ulan ben gazete zannettim. Gazete topluyoruz yani şey için arkadaşlar. Hikaye için. Onlardan biri zannettim. Ama değilmiş. Acaba var mı etrafta bir gazete? Şöyle bir göz gezdirelim hemen. Görünürlerde bir gazete yok. O zaman biz çıkıp gideriz buradan. Seninle daha fazla uğraşamayacağım kız. Edgar kalıyor, gideceğim. We have the murder weapon and the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay da var. Elimizde bir silah var, bir de mekan var. Hangisini seçeceğiniz size kalmış. Bazı durumlarda atıyorum silah dükkanına gitsek, pardon, kuyumcudaydı değil mi herif? Kuyumcuya gitsek direkt adamı yakalayabilecekken, bazı durumlarda ise ilk silah dükkanına gitmemiz gerekiyor. Çünkü silah dükkanında alacağımız kanıtlarla beraber kuyumcuya gidersek adamı tutuklayabiliyoruz. Yani o kanıtlara ihtiyacımız var. Ya da mesela ilk başta kuyumcu dükkanına gitseydik adamı tutuklayabilecekken ilk silah dükkanına gidersek zaman kaybediyoruz ve adam kuyumcu dükkanından ayrılmış oluyor. Başka bir yöntemde, başka bir yolla oyun devam ediyor. İlk silah dükkanına gitmeye karar verdim ben açıkçası. Elimizde kanıt olsun. Tırıdınt, tırıdınt, tırıdınt. Geldik silah dükkanına. Her tarafta silah dükkanı zaten. Amerika'da bireysel silahlanma şey olduğu için GTA'lardan aşinayız zaten. Officers Phelps and Dunn, sir. Wilshire Division. Serinin numarayı takip etmemiz lazım. Yerini öğreneceğiz ya da kimin aldığını öğreneceğiz. FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. I didn't sell it. Hmm, ben satmadım diyor. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did. Gene de elime bunlardan birkaç hafta önce bir tane geçti dedi. Kim sahibi dedi? Kalu dedi. İzmir Edgar Kalu'dan bahsetti. Hiç etede şişirilmemiş gibiydi ama temizletti yine de dedi. Birkaç da mermi alıp gitti diyor. Yani planlamış resmen. Kızla konuşmasaydık da yani. Mesela kızla konuşmasaydık içeride kız şeydi ya. Görgü tanığıydı ya.
Silah alıp direkt olarak buraya gitseydik Kalu hakkında bir şüphemiz olacaktı. Sonra kızla konuşacaktık ya da konuşmayacaktık. Direkt Kalu'ya gidecektik. Çünkü adam da bize şeyi söyledi farkındaysanız. Kalu getirdi. Bir kuyumcu dükkanında çalışıyormuş falan diye söyledi ya. Kızla hiç konuşmadan da davayı çözebiliyorduk. Ama elimizde kanıt oluşturdu bu da. Ve ikisiyle de gitmek güzel oldu. Hadi gidelim. Geliyoruz Kalu. Edgar geliyoruz. Geldik. Kalu'yu sorgulayacağız. Can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps. Are you Edgar Kalu? Edgar Kalu sen misin? Hayır, şu an arkada uzanıyor. Çağırayım. I'll buzz him for you. Lan koşuyor. Rızk biçici dedi adama. Ulan niye kıza herifin nasıl birine benzediğini sormadık ki? Ama herifte de tam Yahudi tipi yok mu zaten ya? Anlaması lazımdı. Allah. Kaçan şüpheliye nişan almam gerekiyormuş. Lan! İnsanlar olduğu için burada nişan alamıyorum tabi. Yaklaşalım biraz. Şimdi ya. Doluyor, doluyor. Yetiştim. Oh. Evet, başardık. Millet de kaçtı ateş ettim diye, ne güzel. Ne memurum ben, ne polis memuruyum ben. Gülüşe bak adamın. Hadi şapka sana olmamış söyleyeyim. Seni sen yapan davalar vardı ve seni bozan davalar vardı. Hiç çözemediğin seni geceleri ayakta tutan davalar. Hiç olmadı öyle bir dava. Bu davalar senin hayatını ve evliliğini mahveder. Bu davalar seni rahatlatmak için bir barın önüne koyar. Rahatlatmak için. Her neyse, her ne olduysa yarı öncü ve yarı doğru sorunlarını bilmem ne. Okuyamadım. Ay ay. Bu davalar yanından geçinler memuru senin hakkında konuşmasını sağlar. Asla tartışılmayacak türdendir. Bu da üstümüz herhalde. Üstümüz yani. Cinayet vakamızda bir zanlıyı yakaladığını duyurum. Doğru mu? O zaman söyle bakalım evlat, hızla yükselen ve girişimci biri olduğunu duydum. Oho! Bu adama adetin kılıcıyla karşılık verme şansına ne dersin? Yani sorgulamaya ne dersin diyor. Young Phelps. Az süredir birliktesin bizimle ama sağlam gidiyorsun hacı dedi. Savaşta düşmanlara, burada da suçlulara karşı yardırıyorsun diyor. Sen bizim canımız, sen kara sevdamız, bir şeyler söylemek o kadar zor diyor. Hacı, sana güveniyorum, sana güveniyorum dedi. Atarsın bu adamı adaletin kıllı kollarına dedi. Aferin dedi. Hadi gidiyoruz. Anlatıyor, itiraf etmesi lazım. Bunlar için kanıtlarını, içgüdülerini falan filan kullanacaksın diyor. Ve bir itiraf al sonunda diyor. Yanılırsan sonraki sorularda biraz daha sert davran diyor. Direkt şey yapalım. Ne denir ona? İşkence yapalım. Kanıtlar kuvvetli. Ya kedi onu yiyecek ya da şeytan kedi. Ne şansı? Ben de hoşlanıyor musun? Gerçi tip çok kötü herif. Hiç hoşlanmasın. Ben hoşlaşmadım heriften çünkü. Evet, amcamız burada. Ne avukatı lan? Görgü tanığı var. Şimdi Gage ile tartışma nedeniyle başlıyoruz. Bunun benimle ilgisi yok. Bakalım herifi iyice inceleyelim. falan modunda böyle. Ve benimle ilgisi yok diyor zaten. Bunun yalan olduğu belli. Yalan dedik. You shot Gage and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Şimdi şüpheli doğrulandı var. Doğru. Doğru yanıt verdik. Kızıma güveniyorsun. Onun ifadesi mahkeme karşısında işe yarar. Niye yaramasın? He, Yahudi diye mi? Yo, hiçbir işe yaramaz. Evet, Yahudi diye. Yeni ipucu muhtemel dini sebepler.
Gönder gelsin. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? Polise nasıl konuşuyorsun lan sen? You're a Jew, Mr. Cullen. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Cullen. Yeah, and I guess you're one. Edge hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Bakalım herife. Yine aynı modda ama bu konuda hiçbir kanıtımız var mı elimizde? Geç Yahudilerden nefret eder, değil mi diyoruz? Bakalım bir. Elimizde onunla ilgili herhangi bir kanıtımız var mı? Şimdi burada. Bu zaten yeni gelen bir şey. Bu bir kanıt olamaz. Ama herif şüpheli dedim. Aa doğru. Bir şeyler saklıyor, saklıyor. Polise dalışa bak abi. Biz de polise bunu söylesen ağzını sıçarlar. Ticaret odasının üyelerindendi. O ve tüm aptallar ne anlaşma yapsam önümü kesiyordu. Aha itiraf geliyor. Edgar Kalu. I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to. İkinci dereceden yargılarsa sıkıntı çünkü. İkinci dereceden yargılarsa hapis cezasıyla kurtulur. Birinci dereceden cinayet sanırım direkt idam. Emin değilim. Bilemedim. Gel alnımdan öp. Alnımdan öp. It is just officer Phelps. Sadece memur Phelps değil. Yes, sir. Then let me have a word with the chief of police, young Phelps. Oho! Şey alıyoruz, terfi alıyoruz. Terfi alıyoruz. Terfi alıyoruz. Terfi alıyoruz. Kendine iki takım elbise al ve onları temizlet. Aa, çok iyi. Ne güzel bir terfi alma şekli. Sağ ol canım, tatlımsın. Çok şeker yeşil kravatım vardı. Şimdi biz nasıl çalışalım abi? Terfi alacağımızı öğrenmişiz. Nasıl çalışalım? Of of. Los Angeles Polis Merkezi. Polis memurunun sağlık durumu falan filan. Tamam, devriye tamamlandı. Hareketleri sana yeni bir terfi kazandırdı. Görev değişikliğini hazırlan. Konuşmayla araştırma tekniği slash. Silah hizmet etkinliği slash. Üst fiziksel kondisyon slash. Slash değil yani tik. Güçlü soruşturma içgüdüsü. Bende. Los Angeles Polis Merkezi geçti. Yani biz artık bir üst rütbedeyiz diyebiliriz ve 20 küsur dakika olmuşken bölümümüzü sonlandırıyoruz. 25 dakikayı da aşmışız. İkinci bölümde burada sona geldik. L.A. Noir. Üçüncü bölümde tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hemen şu an bulunduğum yere tıklayarak rastgele sizin için seçtiğim bir videoya ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, fikirlerinizi, yorumlarınızı, önerilerinizi yorum olarak belirtmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.